Herkese merhabalar. Lezzet İstem'e hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan etsiz kuru fasulyeyi nasıl pişirdiğimi sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz hemen yapımına geçiyorum. 2 su bardağı fasulyemi tencereme alıyorum. İyice yıkadıktan sonra üzerine su doldurup haşlayacağız. Fasulyemizi yıkadık. 1,5-2 litreye yakın su ekliyorum. Ocağıma götürüyorum. Kuru fasulyemizi güzelce yıkadıktan sonra üzerine 2 litre su ekledim. Ocağımızı aldık. Şimdi kaynamaya başladı. Kaynadıktan sonra da bir 15 veya 20 dakika kaynatacağız. Tam 16 dakika oldu. Şimdi ocağımın altını kapattım. Şöyle 1 su bardağı soğuk su ekliyorum. Kaşıkla şöyle karıştırıyorum. Soğuk suyu ekledikten sonra kapağını kapatacağım. Fasulyeler gördüğünüz gibi buruşuk. Buruşukluğu açılana kadar bekleteceğiz. Fasulyemizin buruşukluğu gitmiş, dolgunlaşmış. Bu aşamada suyunu süzebiliriz. Kuru fasulyemizi düdüklü tencerede yapacağım, pişireceğim. Ocağımı açtım. Yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yağ alıyorum. 2 tane orta boy yemeklik doğramış olduğum soğanımı yağın içerisine alıyorum. Pembeleşinceye kadar kavuruyorum. Küçük doğramış olduğum yeşil biberlerimi ekliyorum. Yeşil biberle birlikte soğanımızı kavurduk. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kendi yapmış olduğum domates salçam, bir yemek kaşığı içerisine alacağım. Bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Biber salçam en son yaptığım biber salçam. Sayfamda bulabilirsiniz. Oldukça rengi güzel ve pürüzsüz bir kıvamda oldu. Kesinlikle sizin de yapmanızı tavsiye ederim. Salçamızı da kokusu çıkana kadar kavurduk. İçerisine fasulyemizi ekliyoruz. Fasulyemizi fazla zedelemeden 1-2 kavuruyoruz. İçerisine bir çay kaşığı kendi yapmış olduğum pul biberden ekliyorum. Yapmış olduğum pul biberlerin videosunu da sayfamda bulabilirsiniz. 3 çay kaşığı tuz ekledim. Tuzunu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir tane hepsini bir karıştırıyorum. Artık sıcak suyunu ekleyebiliriz. 1 litre artı 1,5 su bardağı sıcak su ekliyorum. Düdüklümüzün kapağını kapattım. İkinci ayara getirdim. Düdüklü tenceremiz büyük ocakta. Tenceremiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızın altını orta ateşe getiriyoruz. Yaklaşık bir 18-20 dakika kaynatıyoruz. Tam 18 dakika oldu. Ocağımızı kapatıyoruz. Kuru fasulyemizi ocağımızın büyük gözünde orta ateşte yaklaşık bir 18 dakika kadar pişirdi. Bu fasulyenin durumuna göre, düdüklünüzün durumuna göre de değişebiliyor. Şimdi 18 dakika sonra ocağımızı kapattık. Bir 10 dakikada soğuması için bekledim. Şimdi havasını da alıyorum. Soğudu artık. Havasını da bıraktı kendi. Önce bu kısmını açıyoruz. Şimdi de kapağını açıyoruz. Şimdi servis tabağını alıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, fasulyemiz tam kıvamında, özlü güzel bir fasulye olmuş. Yağ oranı, rengi çok güzel, tam kıvamında. Üzerine de birazcık kendi yapmış olduğum pul biberden serpiyorum. Siz de lokum gibi dağılmayan, etsiz, kuru fasulye yapmak isterseniz, bu yöntemlerle yaparsanız kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere de şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.